Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Böyle hafif büyük boy bir fırın kabında tam ölçülü bir güllaç tarifim olacak. Hemen yapımına geçelim. 1 litre sütü tencerenin içine alıyorum. Sütümüzü kaynatmayacağız. Sadece şeker eriyene kadar ısıtacağız. Ve üzerine şöyle bir su bardağı ve çeyrek su bardağı kadar şeker ekliyorum. Aslında 1 litre sütle genelde bir su bardağı süt yeterli geliyor. Fakat tatlımız nişastalı bir yapıda olduğu için çekir çoğunu emiyor. O yüzden şekersiz bir tat olsun istemiyoruz. Güllaç yapraklarım var bu şekilde. ortalama 6 yaprak kullandım. Yaprakları şu şekilde temiz bir mutfak makasıyla ortadan ikiye bölüyorum. Ardından yarım hale getirdiğim Yufkaları tekrar ikiye bölüp dört tane parça elde ediyorum. Bu şekilde bunları şöyle köşelerine denk gelecek şekilde kare tepsimin içine koyarak sırayla yaprak süt, yaprak süt koyarak güllüncümü tamamlayacağım. Sütümün sıcaklığı şöyle yoğurt mayalama sıcaklığı kadar diyelim. Çok daha fazla olursa çünkü yapraklarımız erir, sıcak olursa. Daha da soğuk olursa bu sefer yapraklar sütü çekmez. istediğimiz kıvama ulaşamayız. Bu şekilde köşelere de dikkat ederek boş yer kalmayacak şekilde tüm yapraklar bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Evet tüm yaprakları şimdi koydum kalan sütümü de üzerine ekliyorum oda sıcaklığına gelince üzerine bir streçle kapatıp buzdolabına kaldıracağım yaklaşık 3-4 saat sonra tamamen soğuduktan ve şerbetin tamamen çektikten sonra çıkarıp servise hazırlayacağım güllacımız hazır. Ben bu kıvamda sevdiğim için böyle hazırladım. Fakat birazcık daha sütlü seviyorsanız eğer üzerine bir su bardağı daha süt ilave edebilirsiniz. Servisten hemen şöyle bir yarım saat önce eklemeniz yeterli. Şöyle 9 eşit dilime bölüyorum güllaçlarımı. Üzerlerine ceviz, fıstık istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Donmuş meyve kullanacaksanız eğer servis esnasında kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bir miktar su bırakıp rengini gülaca verebiliyor. Ben donmuş frambuaz kullandım renk vermesi için. Dediğim gibi her bir yaprağa bir bardak süt yeterli geldi. Yani ben 5 yaprak, 6 yaprak kullandım 11 1 litre süt kullandım. Dilerseniz 6 su bardağı süt kullanabilirsiniz. Hemen bir dilimini çıkarıp bakalım. Gayet lezzetli ve çok pratik, oldukça güzel, Ramazan'a yakışan bir tatlı oldu. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olup videomu ufak dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica edeceğim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.